Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırık şov erkeğimize kırık şov dişimizi atacağız. Oradan o dişlerimizi aldıktan sonra da buradaki albino ve DF dişlerimizi de oradaki dişlerin arasına koyacağız arkadaşlar. Burada sadece erkeklerimiz kalacak. İlk önce şuraya bir bakalım, kontrol edelim. Bir sakatlık var mı? Evet, yeni aldığımız yavrular karşı tarafta da aynı şekilde. Dediğim gibi şu an bunlar dişi. Albinomuz dişi. DF'miz de dişi. Dişi mi? Bakalım bir. Aynen, DF'miz de dişi. Bunlar dişlerin yanına gidecek. Oradaki kırık şov dişimiz de buradaki erkeğin yanına gelecek arkadaşlar. İstiyorsanız bir atalım, onları izleyelim. Sen alın ne o dişi? O arada şu Japoneslerimize falan bakalım. Merak edenler var da illaki. Bunlar da yavaş yavaş yuvayı kemirmeye falan başladı artık arkadaşlar. Ortama alıştılar. Kameraya da alıştılar diye tahmin ediyorum. Bakın, bu kadar yaklaşamıyordum önceden. Direkt çarpıyorlardı kendilerini sağa sola. Şu erkeğimizde bir kırgınlık var diyordum geçen gün. Allah'a şükür bir sıkıntısı yok. Pisliklerinde bir koyu renk vardı. İlaç kullandık ve şu an gayet hal ve hareketlerinde bir sıkıntı yok. Pisliğinde bir sıkıntı yok. Duruşunda bir sıkıntı yok. Sürekli kuyruk içinde arkadaşlar. Keyifli yani kuşlarımız. Bakalım. Evet, annem dişimizi yakaladı ve erkeğin yanına getiriyor. Evet, tamam. Bakalım ne olacak. Bismillah. Şimdi başlarlar. Evet. Erkeğin yüzü sarı olduğu için led bayağı bir patlıyor yüzünde. Bizle beraber aynı zamanda tarçın beziyor, bakın. O bunlara bakıyor hemen. Biraz geri geleyim. Şunlar çiftleşecekler galiba. Bakalım, erkeğimiz bir iki hamle yaptı. Devamı gelecek mi? Göreceğiz. Bu arada ben şuraya oturmaya bir sandalye çekeyim arkadaşlar. Yoksa bacaklarım ağrıyacak. Evet, şöyle oturalım, izleyelim bakalım. Bunlar benim bir dahaki gelmeme kadar eşte kalacaklar. Hatta çakılın yavruları düşene kadar beraber duracaklar arkadaşlar. Çakılın yavruları düştükten sonra çakılı bu erkeğimize atmayı düşünüyorum, eğer bunlar çiftleşmezlerse. Bu dişi de tekrardan kendi erkeğiyle eş atacağım. O da şu an yuvanın ağzında, gördüğünüz gibi. Çakıl da yere indi, şu an yumurta yiyor. Evet, erkek dişinin yanına gidecek. Birbirlerini falan beslerler inşallah, anlaşırlar da hani sadece beklemesi kalsın. Evet, erkek beğendi arkadaşlar. Dişi de beğenirse bu iş olur gibi. Evet, dişi de beğendi bence. Aynen. Evet, tamamdır. Birbirlerini besliyorlar. Daha bunları ayırmak yok. Artık beraberler. İnşallah bunları yumurtlatırız. Erkek bayağı bir kızışmış yalnız ha. Yaklaşık 15 gündür falan arkadaşlar. 15-20 gündür sadece erkeklerin arasındaydı o. Orada diğer erkeklerle falan kurulaştı. Ve bayağı bir hareketlenmiş. İlk geldiği zaman hatırlarsınız. Böyle değil de. Şu an bayağı bir hareketli. Evet, dişi de yanına gidiyor. Dişi de beğendi. Bunlardan yavru alırsam hiçbirini vermem. Direkt ayırırım. Çünkü çok sağlam yavru atacak bunlar. Öyle inanıyorum. Çünkü belli zaten görünüşlerinden de. Kanları sağlam içinde. Erkeğimiz demin besledi dişiyi. Dişi kabul etti. Görmüşsünüzdür zaten. Eş oldular yani. Gerisi beklemedi arkadaşlar. Kafes düzeni gayet güzel. Güzel mama verilecek. Ve hani fazla rahatsız edilmeyecek bunlar. Ondan sonra bunlardan yavru alırız. Ama dişimiz bakayım bu yuvaya alışacak mı? O da önemli. Teksaslı renkli erkeğe de göstereyim. Annem onları gösterdi. Bunlarda da yuvaya girip yatıyorlar arkadaşlar. Dişimiz alıştı yuvaya, büyük ihtimalle çiftleşmişlerdi gün içinde. Biz görmedik ama hani buraya fazla uğrayamadık. Onların da arası gayet güzel. Zaten önceden çiftleşmişlerdi. Yeni yerlerini koyduk bakalım. İnşallah orada yumurta yavru alırız. De şunlara çok sevindim cidden. Yani bunlardan bir yavru alırsak yani benim için efsane olur.
Yeni bütün damızlık adaylarımı hep bunun yavrularından ayırırım ve çakılın yavrularından ayırırım. Onlardan bayağı bir sağlam yavru gelecek çünkü. Dişimiz de aslında dişlerin arasında durgundu. Buraya gelince hareketlendi. Böyle değildi normalde. İyi erkek peşini bırakmıyor bakın. Erkek bayağı kızmış ama. Mamaların faydası olmuş. Bunlara verdiğimiz mama tarifi de arkadaşlar kanalımızda detaylı bir şekilde var. Hatta kapak fotoğrafında da tepsinin üzerinde mamaya koyduğumuz malzemeler var. Oradan bakıp bulabilirsiniz. Şu erkeğimiz çok kızışmış. Baksanıza değişik değişik hareketler yapıyor. Ayağını falan kaldırıyor ya. Dediğim anda durdu. Kuşlarımız şu an gayet güzel. İçeride nem %61, nemin de kötü arkadaşlar. Nem arttığı zaman bunlarda da kurulaşmalar falan başlıyor, artıyor yani. Evet, albinomuz da yuvadan çıktı. Onların da yavrularıyla ilgili bir detaylı video gelecek yakın zamanda. Erkek bayağı bir baskın geldi dişimize. Bu güzel bir şey. Telefondan led patlıyor şu an hayvanın suratını. Gözükmüyor. Gözleri falan iyice küçüldü, göz bebekleri. Siyahlar küçüldü, beyazlar çoğaldı. Ciddi bir kur yapıyor şu an. DF'miz de düzeldi arkadaşlar. O da kuru ötüşünde gördüğünüz gibi. Nem arttığı zaman kuşlarımızın hepsi böyle oluyor. O yüzden nem kuşlarımız için bayağı bir önemli. Aynı zamanda yumurtadan çıkacak yavrular için de bayağı bir önemli. Nemi dikkat edin. Hani kuşlar için ideal neyse o nem derecesine getirin. 40 ve 70 arası diye biliyorum. Şu an bizimki 61. Aynen 61 derece. Odamız da 23.4 derece. Bakın tekrardan besliyor. İnşallah bir çiftleşirler de Sivas'a gitmeden gözüm açık gitmesin. İyi, bu erkek bununla çiftleşir, bunu ikna eder. Dişi de beğendi, hani beslemesini falan kabul etti. Eş olarak kabul etti yani erkeğimizi. Şöyle oturduğum yerden diğer kuşları da göstereyim sizlere. Hepsi çıldırmış durumda. Cıvıl cıvıllar. Yeni aldığımız yavrular da öyle, bakın. Spangle erkek griyi kovalıyor yerde. Gri ile sarıyı kovalıyor. Biz videomuzun konusuna tekrardan geri dönelim. Yine besliyorlar. Erkek bir ayak attı sanki. Dişi sanki birazcık zor ikna olacak gibi geliyor ama. Bunlar da yerdeler. Hala dişi granülü keşfetmeye çalışıyor. Granülü kafese daha önceden konmadı. Şöyle kafesteydi o. Bir tek yuvasında granülü vardı. Kafesin tabanında da görünce şaşırdı hayvan. Erkek de bayağı iyi yani, şu an iyi gidiyor. Dişi kendini kabul ettirdi. Şu çıldırdı. Baksana şuna, hiç durmuyor. Kafa yukarı aşağı yukarı aşağı sallıyor. Japon esnemiz de birbirlerini besliyorlar arkadaşlar. Onlar da hazır takımdı zaten. Evet, erkek bir ayak attı. Dişi sinirlendi bakın. Son bir dakika. Çiftleştiniz yoksa kapatıyorum diyor. İyi bunlar. Tamamdır. Bunlar tamam arkadaşlar. Bunları daha ayırmam. Beraber takılsınlar. Erkek tüyden çıkmak üzere. Dişimiz tüyden çıktı. Öyle söyleyebilirim sizlere. Gözüm hep şu maviye kayıyor ya.
Baksana şimdi hareketlere. Alttaki de eşini tutanlığı girdi içeriye. Alttakiler sürekli çiftleşiyor. Hani yumurtaları var. Erkek ya da dişi yumurtayı kırıyor, sonra tekrardan çiftleşmek için birbirlerine kur yapıyorlar. Sağlam yumurtayı da kırıyorlar. Onda bir de yumurta falan sıkışmıştı. Bayağı bir badire atlattı hayvan geldi geleli. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Şöyle son kuşlarımızın hepsine bir bakalım. Merak edenler varsa geniş açıdan göstereyim. Gidişat şu an güzel. Birbirleriyle anlaştılar. İlk attığımda hiç ilgilenmemişlerdi. Erkek şu an bayağı bir baskın geldi şimdi. Büyük ihtimalle anlaşacaklar. Evet, kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Ve videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.